şu anda 2020'den bu yana, en son 2023'ten bu yana otomotiv piyasası son derece duraklama noktasında. Araçları satamaz durumdayız. Bu da bankaların yükselttiği faizden dolayı. Herkes artık bankalara yönelmiş, otomotiv sektörü, esnaflarımız hepsi şu anda bitmek aşamasındadır. Bayağı zor durumdadırlar. Bu kiraların yüksek olması, maliyetlerin yüksek olması, giderlerin yüksek olması bayağı esnafları zor duruma bırakmış. Yani 10 kişiden tabii vatandaşın araç ihtiyacı var. Gelip soruyor ama fiyatlar yine de vatandaşın gelirine göre bayağı yüksekmiş. Yüksek nasıl yüksek? Bugünkü en düşük araç 500-600 binden başlıyor. Vatandaşın da bu miktarı, bu rakamı karşılaması mümkün değil. Çünkü geliri yok. Kimi çiftçidir, kimi esnaftır, kimi inşaatlarda çalışan vatandaşlar bu parayı bulmakta da çok zorlanıyor. Banka kredileri yükseldiği için maalesef kredi de kullanamıyor. Bundan dolayı bayağı araç piyasası durgun ve durma noktasında. Bunu zaten bizim beklediğimiz banka faizlerin düşürülmesi ya da kaldırılması. Ancak bu şekilde vatandaşlar araç sahibi olabilir, esnaflar da araçları satabilir. Abi ikinci el araba piyasası ne durumda? Cenaze gibi duruyor ortada, ne olacak? Ne yıllar boyu biz buradayız, 10 yıldır daha böyle bir durgunluk ben görmemişim daha bugüne kadar. Yok yok yok, hiç yok. Yani bu fiyatlar da dibe vurmuş. Hala yine kimse yok. Araç fiyatları düşüyor. Buna rağmen de yani alıcısı yok bunun. Talep yok. Ne yapılsaydı? Faizleri indirseydi, piyasaya para girseydi millet alışverişini yapacaktı.